Türkman Ödül Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Haber Bülten'imize hoş geldiniz. Bülten'imize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Mustafa El Kazimi hükümetin mevcut krizlere etkili çözümler bulma konusundaki kararlılığını teyit etti. Başbakan Mustafa El Kazmi Seyir Casim El Tüveri Cani'nin Naşo'nun Kuveyt'e Necef'e taşınması için bir uçak sağlanması talimatını verdi. Müzik Parlamento dün yaptığı oturumda seçim bölgelerini 83'e bölmek için oy kullandı. Müzik Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım ile Raci ile yasa ihlal edenlere karşı uygulanacak adli prosedürleri görüştü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin İngiltere Büyükelçisi Stephen Heke ile El Kazimi'nin yaklaşan Londra ziyaretini görüştü. yani, yani bir hal bir yani olmaz böyle her biri oturup bela, karıştılar, oturup ameliştiler. Yani bu hiç olmaz yani. Kerkük'te yıllardır mezun olan İşletme Üniversitesi mezunları valilik binası önünde bir gösteri düzenlediler. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saate 62 kişi hayatını kaybetti. 2206 yeni vaka tespit edildi. Başbakan Mustafa El Kazimi hükümeti mevcut krizlere etkili çözümler bulma konusundaki kararlılığını teyit etti. Başbakanın basın ofisi yaptığı açıklamaya göre Başbakan El Kazimi, pazar günü bir dizi bakan ve hükümet yetkilisinin katıldığı bir toplantıya başkanlık ederek gençlerin işsizliğini tartışmak ve güvence altına konuları görüştü. Açıklamaya göre El Kazimi, hükümetin mevcut krizleri etkili çözümler bulma konusundaki kararlılığını aran bu krizleri aşmasını onları reform ve kalkınma için odak noktalarına dönüştürülmesi sağlayacak şekilde mali, ekonomik ve salgın zorluklarına yüzleşmenin önemine vurguladı. Başbakan Mustafa El Kazimi Seyyid Casim El Tüveri Cani'nin naaşının Kuveyt'te Necef'e taşınması için bir uçak sağlanması talimatını verdi. Bir hükümet kaynağı haber ajansına bugün yaptığı açıklamada Başbakan Mustafa El Kazimi Kuveyt hayatını kaybeden El Minbar El Hüseyni'nin cenazesini Necef kentine nakletmek için bir uçak sağlanması talimatını verdi. Sevgili seyirciler, parlamento dün yaptığı oturumda seçim bölgelerini 83'e bölmek için oy kullandı. Rak Medya Muhabirli Parlamento Hukuk Komitesi'nin her ilde kadın kotasına ayrılan sandalye sayısına eşit bölgeleri dağıtma önerisini oyladığını belirtti. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi çalışanların maaşları konusunda parlamentoda herhangi bir engel bulunmadığını teyit etti. El Halbusi devletin bundan doğrudan sorumlu olduğunu belirterek parlamentonun hükümetin bütçesinin vatandaşların önünde yükümlülüklerini yerine getirmesi için güçlendiren bir yasanın yasalaştırılması yönünde herhangi bir hükümet talebi olmadığını belirtmiştir. لم يصل إلى مجلس النواب أي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها أمام المواطن لم يرد إلى المجلس لم يرد إلى المجلس كتاب بتعديل أو أو تعديل قانون الإقراء وورد إلى المجلس قانون موازنة تم سحبه بنفس اليوم لإجراء تعديلات عليه ننتظر من الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب طلب أو Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi Başbakan Mustafa El Kazimi ve Maliye Bakanı Ali Allavi parlamentoda ağırlamak için tarih belirlemesini istedi. Oturum sırasında El Halbusi temsilcisi Huda Seccat'ın sözlü sorusunu yanıtlamak üzere Çalışma Bakanı Adil Errukabi ağırlamak üzere önümüzdeki pazartesi günü bir tarih belirledi. Farklı siyasi kitlelerden temsilciler parlamento yasa komitesinin kadın kotasına ayrılan sandalye sayısına eşit olarak bütün illerde ilçeleri dağıtma önerisini oylamaya yönelik parlamentoya itirazların dili getirdiler. Parlamentodaki temsilciler oylama reformunu reddedeceklerini ve yeniden gözden geçirilmesini ve seçim bölgelerinin dağılımına başlangıç noktasına dönülmesini talep ettikçe, edeceklerini doğruladılar. Kürtistan Demokrat Parti Parlamento kitlesi başkanı Viyan Sabri oylama sırasında oturumun yasal, daha doğrusu nisabına ilişkin olarak seçim bölgelerini dağıtmak için oy verme sürecinin yasal olduğunu söyledi. Parlamento'nun seçim bölgeleri yasası konusunda tam bir uzlaşmaya varmadığını vurguluyor. اعتقد كان هناك يعني اعاده تصويت ل يعني نائب نائب اللي شفته انه تم احتساب الاصوات واعتقد بالنسبه يعني اللي شفته انا يعني انه كان العمليه كانت قانونيه لم تكن يعني طيب لماذا ماكو تشكيك, تشكيك هذا القانون هو اولا معقد ولم لا يجد الى اليوم توافق كامل Yani ala davar, ala ala, mesela, ayyil, minha, kerkuk, minha... Anayasa Değişikliği Komitesi ertelenen hususları görüşmek üzere. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Uzmanların huzurunda temsilciler meclisinde bir toplantı yaptı. Toplantının anayasa değişikliği için en önemli temel, paragrafların tartışılması planlanıyor. Komite şimdiye kadar cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan yeni değişik önerilerini almadığında daha önce teyit etmişti. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, ulusal güvenlik danışmanı Kasımeleracı ile yasayı ihlal edenlere karşı uygulanacak adli prosedürleri görüştü. Yüksek Yargı Konseyi resmi basın Bürosu bugün yaptığı açıklamada yargıç Faik Zeydan el aracıyı kabul etti ve yetkili güvenlik makamlarıyla koordinasyon içinde yasa ihlal edenlere karşı anılan adli tedbirleri görüştü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Rusya'yı ziyaret etmesi için resmi bir davetiye aldı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre Bakan Fuat Hüseyin Rusya'nın Irak Büyükelçisi Maxim Maksimov ile bir araya geldi. Görüşmede stratejik bir tarihi Irak Rusya ilişkilerini tartıştı dedi. Açıklamada Rusya Büyükelçisi Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'ndan Bakan Fuat'a Moskova'yı ziyaret etmesi bölgedeki üst düzey yetkililerle görüşmeler yapmak için resmi bir davet sundu. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin İngiltere Büyükelçisi Stephen PK ile El kazimin yaklaşan Londra ziyaretini görüştü. Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı İngiltere'nin Irak Büyük Elçisi Irak Büyük Elçisi görüşerek Başbakan'ın yaklaşan İngiltere ziyareti konusunu ve en önemli dosyaları tartıştı. Açıklamaya göre Dışişleri Bakanı hükümetin Bağdat'taki tüm misyonların çalışmalarına uygun bir ortam oluşturmak için bir dizi güvenlik, teknik ve daha doğrusu örgütsel önlem aldığını vurguladı. Sincar üzerine Kürdistan bölgesi ile Bağdat arasında yapılan müzakere bölgenin yıllardır yaşadığı sorun ortadan kaldırması deniliyor. Son günlerde Bağdat ile iklim arasında Sincar ilçesi üzerine tarihi denilen anlaşma yapıldı. Bu müzakereyi parlamento başkanlığı tebrik ederek yıllardır bu bölge yaşadığı sorunlar bitmesine neden olduğunu açıkladı. <laughs> i̇klim ile merkez arasında yapılan müzakereye sıcak bakıyoruz. Sincar'ın sorunu büyük ve karma karışık uzun yıllardır olmuştur. Bu büyük sorunu çözmek hem iklim hükümeti hem de Bağdat hükümeti için iyi olur. Bir takriben an 7 Sıncar için 7 projemiz var. 4 proje yapılmak üzere. 3 projede çok yakın zamanda yapılmalarına başlarız. Bazı kusurlar bazı sektörler tarafından var. Örnek nüfus, tapu ve bunlar gibi hükümet daireleri bu müzakere yapıldıktan sonra bunların yapılmasını umarız. Bu müzakere sıncar üzerinde yıllardır yaşanılan sorunların bitmesine sebep olmasına rağmen Ninova milletvekilleri bu müzakere gizli ve razı olmadıklarını açıklıyorlar. Yani la mesela ittifak, ve ahl, 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 al kava, ou, menatkan, aileyen, Üzerine anlaşılmayan bölgeler için müzakere yapılıyor. Biz bu bölgeler sahibi olarak bilmiyoruz. Çünkü bu bölge üzerine anlaşılmayan bölge ve içinde yaşayan Türkmen, Arap ve Kürt vatandaşlarıdır. Şimdidek müzakere gizli. Başbakan bürosu müzakere maddelerini millete açıklamalı. Biz bu müzakereyi reddederiz. Bu müzakere üç ana maddeden oluşur. En önemlisi ortak idare Bağdat ile iklim arasında sıncar üzerine ve güvenlik konusu federal polis sorumluluğu altına olacak. Irak, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki salı günü Kahire'de üç ülke liderlerinin imzaladığı anlaşmaları tamamlamak için bir toplantı yapması muhtemeldir. Sorumlu bir kaynak Es Sabah gazetesine verdiği bir demeçte Irak heyetinin yakında Bağdat'ta iki ülkenin başbakanlarının başkanlığındaki Irak-Mısır komitesini koordine etmek için Mısır hükümeti yetkilileriyle görüşeceğini söyledi. Aran Sema ve Divaniye yolunda uluslararası koalisyon güçleri için malzeme taşıyan konvoy yönelik saldırı düzenlendi. Güvenlik basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Sama ve Divaniye yolunda uluslararası koalisyon güçleri için malzeme taşıyan Iraklı yük şirketine bağlı kombo yönelik saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz ayın 10'undan beri Basra'daki göstericiler Ramdu tavırında bulundular ve göstericilerinin bir kısmının El Kafaat mahallesindeki Zigurat alanına nakletmeye karar verdiler. Göstericilerin bir kısmı taleplerinin ertelenmesi, iş noktalarının olmaması ve şirket yetkilileri tarafından sahte vaatlerin sürdürülmesinin ardından göstericilerin iki kısmı ayrıldığını belirtti. Musanna İl Hastanesi'ndeki dış hekimleri talıpları karşılanana kadar kılıcı olarak grev yapmakla tehdit eden bir protesto düzenlediler. Protestocular sağlık koşullarını iyileştirilmesi, randevuların başlatılması, lisanslı çalışmaları için koltukların geliştirilmesi ve merkezlerde ekipman ve malzeme sağlanması çağrısında bulundular. Bu talep 7 Sağlık Sendikası'nın hükümetin talebine cevap vermemesi halinde grift edildiğinde bulunmasının ardından geldi. Artatas'ın onayını alan emekli polis mensupları kendi işlemlerinin valilik ve kaymakamlık tarafından yürütülmediği için valilik meydanında bir gösteri düzenlediler. Kerkük halkının güvenliği için canla başla çalışarak ve hayatlarını ortaya koyup ardından emekli olan 137 yaralı polis mensubu başkentten kendileri için arsaların tahsisi edilmesi onayını almışlardır. Arsa tahsisini onayını alan emekli polis mensupları kendi isimlerinin valilik ve kaymakamlık tarafından yürütülmediği için valilik meydanında bir gösteri düzenlediler. Emekli polis mensupları Türkmen TV'ye konuşarak şu sözler bulundular. Biz 137 cerih derece aciz 60'tan yukarıdı. Muvafaka gelip Bağdat'tan. Bağdat'tan muvafaka gelip bizim için burada kıtaat taksis olsun. Kitabı resmi kamil hepsi hazırdı. Seyit Kadir Şurta tevcih etti kitap e, kaymakamiyeye. Kaymakamiyeye gitsen sen versen belediyeye git bilmem ne de atır faili bitti. Bu ne belal belalda alırlar bizi. Yani hakkımızdır. kimse hakkını istemiyor. Cebinden vermiyorlar bize. Muvafaka var. 137 de Derece aciz 60'da yukarı. 100'e kadar varımız hala. Hapsinin kıçı giydir. Bu da takiben 10 senedi muvafakamız gelip haliye. Şimdi kimin bir netice yoktu. Madem Seyit Kaymakam Selahşir bizim adımıza. Yedi tecavüzleri yıkırı. Ansa kardeşim. Kimin adına? Şu adı o dahiliye. Tamam bizim indi haliye 600 şehidimiz var. mütəqəddimiz var burada bizimlə 137 dənə. Maaddəm istəməli xidmətdə halovarımızdı. E Əydin sən təvziyə etsən yəni bizim adımıza şey etsən səlağısan. 100 qutcu verib, 100 qutcu kimi verib, bu adə şəhidlərə 50 şəhid, 50 müsəlman şəhidlər zərhilə. Əydinə han qəma bəğir ədalət baxsın bizə. Tamam yoxsa yox. 600 şəhidimiz vardı bizim. Bu adam bizim adımıza səlağısan, gə haqqımızı ver. Biz gəmişdən burda haqqımızı istərik.

Kerkük Valilik Yardımcısı Ali Hammadi açıklamasında bizler arsa tahsisinde çok zorluklar çekiyoruz. Tabii ki bu sorun çözülmeyecek değil ama öncelik olarak şehit ailelerine ve engelliler oldu. Protesto yapanlarsa en kısa zamanda sorunları çözülecek. Belediye ile anlaşma yaparak onlar için arsa tahsis edeceğiz. 2003'ten sonra resmi bir yer paylaşımı olmadı ve yer talebinde bulunanların sayısı da 5000 ile 7000 arası. Bu oranda çok yüksek. حاليا <سؤال> منذ سنة 1987 ولا يلبي متطلبات الواقع الحالي <سؤال> <سؤال> فوجود صعوبات وتحديات كبيرة أمام لجان الإفراز <سؤال> وأمام لجان تخصيص الأراضي في المحافظة Kerkük'te yıllardır mezun olan işletme üniversitesi mezunları valilik binası önünde bir gösteri düzenlediler. Kerkük'te yıllardır mezun olan İşletme Üniversitesi mezunları valilik binasının önünde bir gösteri düzenlediler. Gösteri çok sayıda mezun olanlar katılarak pankartlar kaldırdılar, sloganlar attılar. <laughs> ve hükümete seslenerek her ıraklı vatandaşın hakkı olan atama talebinde bulundular. Yanmışık burası sebatten yani bir hal isterig bir tayin ister yani olmaz bela her biri oturup bela bitirebilir. Xırıçtılar oturup amele yani bu hiç olmaz yani. Göstericiler yıllardır mezun olup atanmadıkları için, işsiz oldukları için çok sıkıntı çektiklerini söylediler. Çerküg hatarı bitecekti. Zayden tayinat açılacaktı matarda. Bizdə İdarə iqtisad angəyi kulyə aləmdə idarə iqtisadı. Yə başqa Iraqda. İşdə bizdə çıxdıq, gəldik. Həndəsə cəmiətində. Həndəsə, həndəsə cəmiət çıxdılar. O istədiklərini əlaşıxdılar. Biz də çıxaq. Bəki inşallah istədiyimizi əlaşarıq. Valla gəlmişik bura haqğımızı istəməyə. Çünki çox oldu yəni xarijçilər adədləri çox oldu, oturmuşuq olmur <laughs> belə yəni. Biz gəldik bura haqğımızı istəməyə, təyin olmaq.

bir şekilde İsmail'e girmeyip Irak'a. Biz dedik ki bu ittifakı yazsın, onun bir kere oldu bize, ama maalesef aynen bir şey olmadı. Tehammül edildik çok. Biz yok. şimdi biz şey diyoruz tayin ayın, ayın, şimdi ay devlet bir miktar tayin eder. Biz gitsin, koysun, gitsin şekilde İsmail'e. Mumin Alemdar, Türkman Uydu kanalı, Kerkük. Bir zamanlar Almanya Türk mallarını ithal eden ülkelerin başında geliyordu sevgili seyirciler. Fakat şimdi ise bu pozisyon oran oldu. Dolayısıyla Irak bu yıl 16 milyar dolarlık bir ithalatla Türk mallarını ithal eden ülkelerin başında geliyor. Bir zamanlar Almanya Türk mallarını ithal eden ülkelerin başında geliyordu. Fakat şimdi ise bu pozisyon Irak'ın oldu. Dolayısıyla Irak bu yıl 16 milyar dolarlık bir ithalatla Türk mallarını ithal eden ülkelerin başında geliyor. Türkiye, bu konuda belirli bir çizgi üzerinde yürümeyi başarmıştır. Irak hükümeti ise bu ithalatı kontrol etmesi gerekir. Irak'ta genel ve özel sektörlerin çöküşü, ayrıca ekonomi sisteminin sosyalizmden serbest piyasa sistemine dönüşmesi. boyyuçları 2003 yıl sonrası yabancı ürünlerin ülkeye akın etmesine neden olmuştur. الحكومة العراقية أهملت كافة القطاعات الأخرى القطاع الخاص القطاع الصناعي القطاع الزراعي Irak hükümeti özel tarım ve sanayi gibi çeşitli sektörleri ihmal etmiştir. Bu da Irak'ta ekonomi durumunun çökmesine neden olmuştur. 2020 yılı veya önceki yılların mali bütçelerini okursak hepsinin işlevsel bütçeler olduğunu ve sadece hizmetlere ve maaşlara dayalı olduğunu görürüz. Sanayi ve tarım projelerinin hiçbirinin finanse edilmediğini görürüz. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saate 62 kişi hayatını kaybetti. 2206 yeni vaka tespit edildi. Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 62 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 9.852'ye ulaştı. Ülkede 2.206 kişi daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısının 402.330'a çıktığı kaydeden açıklamada 3.827 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan toplam hasta sayısı Nisa 330 6157 oldu bilgisi paylaşıldı. Kerkük'te yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 93 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kerkük'te son 24 saatte 5 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 558'e ulaştı. Kerkük'te 93 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısının 14.526'ya çıktığı kaydeden açıklamada 149 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 12.060 olduğu bilgisi paylaşıldı. 24 Şubat'tan beri ülkenin tüm illerinde koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle çok sayıda virüs kaynaklı hastalar ve hayatını kaybeden vatandaşlar oldu. 24 Şubat'tan beri ülkenin tüm illerinde koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle çok sayıda virüs kaynaklı hastalar ve hayatını kaybeden vatandaşlar da oldu. Vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmek için çeşit çeşit önleyici tedbirler alındı. En önemlisi ise sokağa çıkma yasağıydı. Kerkük'te alınan bu önlemlere rağmen vaka sayıları artmaya ve virüs hızlıca yayılmaya devam etti. Tüm bu sorunlara çözüm üretmek adına Kerkük'te kriz masası oluşturuldu. Görevi ise COVID-19 salgınıyla ilgili tüm ortaya çıkan problemlerin çözümünü üstlenmektir. Çünkü Kerkük'te COVID-19 kaynaklı hasta ve ölü sayıları fazla. Bu hastaların tedavisi için bazı hastaneler izolasyon merkezine dönüştürüldü. Kerkük dahil Irak genelinde günlük vaka sayıları 4000 ile 5000 arasında ilerlemeye devam ediyor. Aynı zamanda onlarca kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ona rağmen Kerkük'te birçok kişi salgını ciddiye almayarak önleyici kuralları yerine getirmemektedir. Üstelik Covid-19 ile ilgili hiçbir aşı veya ilaç bulunmamaktadır. Kerkük'teki hastanelerde ise bu hastalar dolup taşmaktadır. Karatape ilçesinde ortam güçlerin dönüşüyle ilgili Karatape Nahiye Müdürü Türkman kanalına bir demeç verdi. dönen bir muhtemel emnimiz vardı. Karatepe Cebbarov Kifri ve Şiraf Kaed Ameliyat diyalı. Bu kazıya tekriben benden bir, bir müddet var, bir ayı fazla. Amur geldi, gelik menfez, e, kehriz. Saytara kehriz mal ki bizden kifar arasındadır. معلومات امنيه وروزلارندا انه بو منطقه ده çok صهاريج و utrelatuna فبو قضيه بو امر كي يلد برقيه عمليات مشتركه ده çok تاثير etti اقتصاديا منطقه امزه لانه بزم اشمس شوخو شيء استاد كفردان كلردان بدات بنزين غاز وخضروات مواد انشائيه بلوك ما بلوكنا فشوخ تاثير etti bize مطالبه عمليات مشتركه ده دونا بالمؤتمر أم أولدو قاعد عمليات حضورية تقاعة فرقة بزدان دا مدير ناحية خارطبة وزراعة وصحة زائدا جبران المدير ناحية الصحة وزراعة وزائدا كفري وإدارة سوزدان برابر فأوتردون طلب التغزاران بعض الشيطان والك خفيفة آغر دوغ حكومة استا وآغر ده سيطرة تهريب سايماز كما ناطق مزاقر سيقارتبة جبارية بكتوك كتنان شغا. E, ondan dolayı ki dönen içtimaiydi. burada Muntada Karatepe'de oturduk, intifak ettik. bu bu sigalara ne memnun vardı, ona mecal yoktu. Ne mecal var içinde, biraz semah verdi bize. Ve bu dönen içtimaiydi. Ha dönen içtimaiyiz, hapse bu mavduyu saytara çıstaydı. Dukul-kuluş, badaya, Kürdistan'dan bize. Kontrollerin dışında alışveriş merkezlerinin kurulması başkent Bağdat'ı işgal etti. İki komşunun konutu yıkıldı ve arazilerinin cinsi değişti. Ve bir gecede alışveriş merkezine dönüştürürler. Bağdat'a ağaçlandırma ve halk bahçeleri için ayrılmış arazi yılda 6 milyar yatırıma gidiyor. Bağdat'ın fiyat ihlalleri ve temel tasarım ihlalleri lisans veren yatırım otoritesi ve istediği zaman arazinin cinsini değiştiren Bağdat'taki genel sekreterliğin tasarım departmanı sorumludur kontrollerin dışında avm'lerin kurulması başkent Bağdat'ı işgal etti. İki komşu konut yıkıldı ve arazilerin cinsiyeti değişti ve bir gecede alışveriş merkezine dönüştüler. Bağdat'ta ağaçlandırma ve halk bahçeleri için ayrılmış arazi yılda 6 milyon dinar yatırıma gidiyor. Bağdat'ın fiyat ihlalleri ve temel tasarım ihlalleri lisans veren yatırım otoritesi ve istediği zaman alan arazinin cinsiyetini değiştiren Bağdat'taki Genel Sekreterliğin Tasarım Departmanı sorumludur. Zeyuna bölgesinde sadece 5 km karada 4 tane alışveriş merkezi atıldı ve bu da buranın sakinleri zor durumda bırakıyor. Aileler evlerinden rahatça çıkamıyorlar. Yatırım otoritesi ve hizmetler komitesi yaptığı başarısız eylemler sizin kanalımız vasıtasıyla dile getiriyoruz. Bağdat hariç çoğu ülkede şehirlerin dışında ticaret merkezleri kurulur. Bu cadde boyunca daha fazla trafiğe neden olan ve çoğu durumda hareketi durduran alışveriş merkezleri var. Yatırımcılar Bağdat'ın etrafında hizmet bulunmaması nedeniyle Bağdat'ın içinde yatırım yapmaya karar verdiler. İstihsal Bağdat. Bağdat'taki yatırım komisyonu ister elektrik, ister kanalizasyon dairesi ve diğerlerinden olsun resmi olan ve alışveriş merkezinin inşa edildiği esasa göre tüm onayların alınmasından sorumludur hukuki mutalalara göre ister yatırım idaresinde ister Bağdat Belediyesi'nde olsun bu dosyanın açılması ve yolsuzluğa karışanların ifşa edilmesi talepleri nedeniyle kuruluşlarına tahsis edilmemiş yerlerde alışveriş merkezi ve ticaret merkezi kurulmasına izin veren tüm taraflar hukuki sorumluluk taşımaktadır. Tuzhurmatu ilçesinde hizmet projeleri yapılmaya devam ediyor. Yerel yönetim halka her alanda en iyi hizmeti sunmak için büyük çaba göstermektedir. Tuzhurmatu ilçesinde hizmet projeleri yapılmaya devam ediyor. İlçedeki yerel yönetim halka her alanda en iyi hizmeti sunmak için büyük çaba göstermektedir. Tuzhurmatu içinde ve çevre yollarında, caddelerde ve mahallelerinde bu projeler sayesinde kapsamlı çalışmalar devam ediyor. İlçenin içinden geçen ve iç sokakların ikiye bölen hizmet projelerinin başlangıç noktası olacağı için en önemli hizmet projelerinden biridir. Projede mühendislik ve teknik kadroları çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Proje çalışmaları kontrollü ve planlı bir şekilde ilerlemektedir. Tahminlere göre bir kısmı önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacaktır. Ardından da geri kalan işler yapılacaktır. Sevgili seyirciler bu evde hayat değişti ve hayaller gerçek oldu. Dolayısıyla bu evin kızı olan lise son öğrencisi Hacar diğer arkadaşları gibi puanı %100'e yakın olarak sınavı sonuçlarına göre ülke birinciliğini kazanmıştır. Bu evde hayat değişti ve hayaller gerçek oldu. Dolayısıyla bu evin kızı olan lise son öğrencisi Hacer, diğer arkadaşları gibi yüzde %100'e yakın olarak sınav sonuçlarına göre ülke birinciliğini kazanmıştır. Bu ilçi sorular çok kolaydı. Bazı öğrenciler bu soruların birazcık zor olmasından şikayet ediyorlardı belki de. Ama bence Iraklı zeka dünya çapında birinci veya ilk sıralarda yer alıyor. Okumuş ve eğitimli bir aileden gelen Hacer, anne babasının söylediğine göre başarısı çalışma saatlerine değil, kendi zekasına ve çabuk algılamasına dayanıyor. رغم البلد اللي نعيش دائما تنقطع كهرباء. Elektrik kesintisi ve diğer zorluklar gibi ülkenin yaşadığı zorluklara rağmen bizler Hacer için çalışma atmosferini sağlamaya çalıştık. Nelbte Hacer'in ilkokuldan beri büyük bir okuma hevesi vardı. Ortaokula başladığı günden beri tıp fakültesini kazanmayı hedefliyordu. Ürdün'de tam sokağa çıkma yasağı süresi 48 saat sürdükten sonra cumartesi pazar gece yarısı sona erdi. Böylece ülkenin tüm bölgelerinde yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağı saat 1'de başlayıp sabah 6'ya kadar devam ediyor. Koronavirüse karşı kurulan kriz hücresi operasyonları müdürü Türk General Manzin El Faraya geçtiğimiz hafta parşamba gününden cuma gününe kadar her hafta cumartesi gece yarısından pazar gününe kadar 48 saat süreyle kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygulandığını duyurdu ve yasağın uygulanması haftalar boyunca aynı mekanizmayla tekrarlanacak. Yeni tip koronavirüs COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakaları ilişkin güncel verilerin derlendiği World Better internet sitesine göre dünya geleninde virüs nedeniyle 1.077.594 kişi yaşamını yitirdi. Yanıtıp koronavirüs Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği World Meter internet sitesine göre dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 77 bin 594 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı dünya genelinde 37 milyon 475 bin 839'a çıkarken virüs saptanan 28 milyon 117 bin 60 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 281 bin 181 bir vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölüm görüldüğü ABD'den 7 milyon 945 bin 505 kişi de COVID-19 tespit edildi. Salgın nedeniyle 219 bin 282 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçerken ülkeler şöyle. Hindistan 7 milyon 53 bin 806, Brezilya 5 milyon 91 bin 840, Rusya 1 milyon 285 bin 84, Kolombiya 902 bin 747 İspanya 890 bin 367 Arjantin 883 bin 882 Peru 846 bin 88 Meksika 814 bin 328 Fransa 718 bin 873 Güney Afrika 690 bin 896 İngiltere 590 bin 844 İran 496 bin 253 Çili 479 bin 595 Irak 400 bin 124 ben Bangladeş 377 bin 73. İtalya 349.494, 44 Arabistan 338944 Filipinler 336.926, Türkiye 334 Endonezya 328.952, Almanya 323.453 ve Pakistan 318 bin 932. Meksika Sağlık Bakanlığı 135 ölüm ve 4577 yeni koronavirüs vakası kaydettiğini, toplam ölüm sayısının 83642'ye ve enfeksiyonların ise 814328'e çıktığını açıkladı. Dün sağlık yetkilileri 5260 3 yeni enfeksiyon ve 411 ölümün kayıt altına alındığına açıkladı. Hükümet gerçek enfeksiyon sayısının muhtemelen bildirilen sayıdan çok daha fazla olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İranlı mevkidaşı Hasan Rouhani Karabağ'daki gelişmeleri ele aldılar. İran Cumhurbaşkanlığı Ruhani ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e yaptığı açıklamada iki lider telefon görüşmelerinde Karabağ'daki gelişmeler ve bölgedeki durum hakkında görüş alışverişinde bulundular. Açıklamada ayrıca İran Cumhurbaşkanı Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında insani amaçlı ateşkes ve çözüme yönelik müzakerelerin başlaması ile ilgili görüşmelerde varılan anlaşmaya desteğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman hükümetinin Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen insani ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman hükümetinin Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelerinin ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen insani ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Maas yaptığı yazılı açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkesi riayet etme çağrısında bulunarak başka can kayıplarının yaşanmasından mutlaka kaçınılması gerektiği ifade etti. Her iki ülkenin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Agit Minsk grubu, eş başkanlarının ara buluculuğunda ve anlaşmazlığın yönetilmesine ilişkin temel ilkeler zemininde müzakerelere başlama niyetinde memnuniyetle karşıladıklarını belirten Mars. Ermenistan ve Azerbaycan'ın ihtilafın barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için yoğun çalışmaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. Mars Alman hükümetinin Minsk Grubu eş başkanlarına çatışmaların son bulmasına yönelik çabalar ve önemli müzakereler için teşekkür ederek Akt Minsk Grubu üyesi olarak Minsk Grubunun eş başkanlarının çözüm bulma çabalarına desteğimizi vurguluyoruz değerlendirmesinde bulundu. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ermenistan ile Azerbaycan arasında Rusya'nın kolaylaştırılması ile insan yani gerekçelerle ateşkes ilan edilmesini olumlu not ediyoruz. Anlaşmazlığın çözümüne yönelik esaslı müzakereleri teşvik etme için taraftarın eş zamanlı taahhütlerini takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Silahlı çatışmalarla bir çözümün imkansız olduğu vurgulanan açıklamada Minks grubu eş başkanları himayesinde taraftarlara müzakerelerle ön koşul olmaksızın süratle yeniden başlamaları yönündeki çağrımızı yeniliyoruz. Değerlendirmesi yapıldı. Rusya'nın ara buluculuğunda iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12'de başladı. Ermenistan ordusunun ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentinde füzeler saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Ermenistan ordusunun ateşkesinin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentinde füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Azerbaycan başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiğini belirtildi. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin bilgisinde yer verilen açıklamada ölenlerin dördünün kadın, yaralılardan ise 16'sının kadın, 6'sının çocuk olduğunu aktardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzilerin yeniden işgal etmek için gece Hardut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirdi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği Ermenistan ordusuna ait 5T-72 tankın 6D-20 ve D-30 obüs topunun mühimmat taşıyan kamyonunun 11 otomobil 3 grad vüze sisteminin 5 gvozdika kullandığı motorlu obüsün 8, 8 hava savunma sistemini ve radar istasyonunu imha edildiği bildirdi. Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğunu 1 ince, 5 ince ve 9. motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ülkenin en büyük ikinci şehri olan Gence şehrinin Ermenistan topraklarından saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada Gence yapılan füze saldırı sonucunda 5 kişinin öldüğünü ve 28 kişinin yaralandığını söyledi. Ermeni savunması ise bombalamanın sorumluluğunu reddetti. Bu Rusya'nın sponsor olduğuna taşkes ilanından 2 günden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın demokrat adayı Joe Biden müttefiklerle ortaklığın güçlendirmeyi ve onlara bir gelir kaynağı olarak davranmamayı taahhüt etti. Biden'ın danışmanı Bayer Mokun, Bayer ile uzun süreden durmuş olan müzakereleri Kore'de Amerikan kuvvetlerini konuşlandırmanın bedeli üzerinden halledeceğini söyledi. Biden onları farklı davranacağını ve bölgede sapo daha doğrusu sopa olarak kullanmayacağını vurguladı. Bu açıklamalar Suel ve Washington arasında Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerini konuşlandırılmasının maliyetini paylaşma müzakerelerinin ardından geldi. Çin Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak için çok taraflı bir diyalog platformu kurulması çağrısında bulundu. Bu Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Irak Mevkidaşı Muhammed Cevaz Zarif arasındaki görüşmeden geldi. İki taraf ülkeler anlaşmayı baltalayan herhangi bir tek taraflı eyleme karşı olduklarını teyit ederek güvenlik sorunlarını çözmek için siyasi ve diplomatik yollarla diyalog ve tartışmalar yoluyla işbirliğini güçlendirme ve karşılıklı anlayış geliştirme çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte ülkenin farklı yerlerinden gelen yüzlerce destekçisine kanun ve düzeni sağlamayı sürdüreceği vaadinde bulundu. ABC Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte ülkenin farklı yerlerinden gelen yüzlerce destekçisine kanun ve düzeni sağlamayı sürdüreceği vaadinde bulundu. Konuşma yapacağı balkona gelişinde yüzünde maske olduğu görülen Trump, konuşmasına başlamadan hemen önce maskesini çıkardı. Trump, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden büyük seçim mitinglerine başlayacağız. Çünkü ülkemizin sosyalist bir ülke olmasına izin veremeyiz." diye sözlerine başlayarak demokrat rakibi Joe Biden'a e yüklendi. Çeşitli kanun başlıklarında demokratların ABD'ye zarar verdiklerini ve buna karşılık kendi yönetiminde ülkenin toparlandığını savunan Trump sık sık 4 yıl daha sloganlar arasında bu seçimleri kazanacağız vurgusu yaptı. Trump son dönemde ABD'de yaşanan şiddet olaylarına değinerek birden daha kanun ve düzen laflarını ağzını bile alamıyor. Polislerimizi nasıl koruyacağız sözleriyle rakibini eleştirdi. Kritik eyaletlerde kendisinin önde olduğunu savunan ABD Başkanı, anketlerde açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Öte yandan Beyaz Saray'ın yaptığı son açıklamalarda. Trump'ın halen virüs bulaştırıcı olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapmaktan kaçınması Amerikan medyasında tartışmalara neden oldu. Pek çok medya kuruluşu Trump'ın izolasyon şartlarına aykırı bir şekilde henüz tam olarak virüsten kurtulmadan böyle bir kamuya açık etkinliğe katılmasıyla halk sağlığını tehlikeye attığı yorumlarını öne çıkardı. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan Mustafa El Kazimi hükümetin mevcut krizlerle etkili çözümler bulma konusundaki kararlılığını teyit etti. Başbakan Mustafa El Kazimi, Seyyid Casim El Tuveri Can'ın maaşının Kuveyt'ten Necef'e taşınması için bir uçak sağlanması talimatını verdi. Parlamento dün yaptığı oturumda seçim bölgelerini 83'e bölmek için oy kullandı. Müzik Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasmalar Racı ile yasa ihlal edenlere karşı uygulanacak adli prosedürleri görüştü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin İngiltere Büyükelçisi Stephen Hickey ile El Kazmi'nin yaklaşan Londra ziyaretini görüştü. yani bir hal yani olmaz bela. Her biri oturup bela oturup yani Kerkük'te yıllardır mezun olan İşletme Üniversitesi mezunları valilik binası önünde bir gösteri düzenlediler. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saate 62 kişi hayatını kaybetti. 2206 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.